Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Birkaç saat önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve 26. dönem milletvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'le ilgili bir mahkeme kararı verildi. Bu kararla ilgili açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve 26. dönem milletvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in barış ve çözüm sürecinde oynadıkları rol nedeniyle yargılandıkları davada karar çıktı. Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Davanın açılması da, bugün açıklanan karar da hukuki değil, tamamen siyasidir. Bu karar, hükümetin barış karşıtı, savaşta ısrar eden politikalarının açık bir göstergesidir. Suriye'deki savaşta çetelerin yoğunlaştığı alanlarda çatışmasızlık, ateşkes gibi arayışlara giren AKP-MHP koalisyonu Kürt halkına ve Türkiye toplumuna barışı layık görmüyor. Cezalandırılan Demirtaş ve Önder şahsında Türkiye halklarının çözüm ve barış umududur. İktidar bu kararla toplumun barış arayışını ve umudunu yıkmayı, ortadan kaldırmayı hedefliyor. Aynı zamanda meclisten çıkarılan ve çözüm sürecinin aktörlerine güvence veren çözüm ve müzakere çerçeve yasasında çiğniyor. Böylelikle AKP ve yöneticileri asla güvenilmez bir topluluk olduklarını bir kez daha ortaya koyuyorlar. 5 sene önce bütün Türkiye kamuoyunun gözü önünde Kürt sorununun barışçıl çözümü için adımlar atılmadı mı? Bu ülkede analar ağlamasın diye ülkenin dört bir tarafına barış umudu tohumları ekilmedi mi? Akil insanlar heyetleri oluşturulup Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalar yürütülmedi mi? İmralı'ya, Sayın Öcalan'ın yanına ve Kandil'e devletin ve güvenlik kaynaklarının bilgisi dahilinde gidilmedi mi? Bütün bu süreçler toplumun gözü önünde toplumun rızasıyla yapılmadı mı? Bütün bu süreçlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren vekillerimizin ve arkadaşlarımızın şimdi cezalandırılması bir kez daha bu ülkenin barışa olan özlemini dinamitlemiyor mu? Barış iktidarlardan, seçimlerden, dönemsel siyasi manevralardan daha önemlidir. Kimsenin, hiçbir partinin siyasi bekasına kurban edilemeyecek bir meseledir bizim için. Er ya da geç bu toplumun su ve ekmek kadar hayati derecede ihtiyacı olan barış gerçekleşecek. Bu süreçte topluma karşı sorumluluğu yerine getirmeyenler tarih ve toplum huzurunda mahkum ve mahcup olacaklardır. Karar hukuka, yasalara ve evrensel ilkelere de aykırıdır. İnsanlar ölmesin diye gösterilen siyasi çaba ve yapılan çalışmaları cezalandırmak aynı zamanda gayri ahlakidir. Bu kararla yargının taraflı ve iktidara bağımlı olduğu açıkça bir kez daha teyit edilmiştir. Heyet, duruşmalardaki ve savunmalar esnasındaki tutumları ile adil ve tarafsız bir heyet olmadığını açıkça göstermiştir. Mahkeme bilirkişi talebini reddetmiştir. Ortada konuşma çözümü yoktur. Sadece bazı polislerin tutukları notlar vardır. Bu mahkeme heyetinin Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerle de Anayasanın 90. maddesi ile de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları ile de bir ilgisi yoktur. Tarih bu kararı verenleri de siyasi irade olarak arkasında duranları da utançla hatırlayacaktır. Orta Doğu coğrafyası ve Türkiye savaş isteyen iktidarların siyasi mezarlığıdır ve bugün bu kararın verilmesi için çabalayanlar da layık oldukları yeri alacaklardır. Karar barış, eşitlik ve demokrasi isteyen Türkiye halkının vicdanında mahkum olacaktır. Bu karar bizim barışçıl siyasi irademizi daha da kamçılamıştır. Barış ve demokrasi mücadelesini daha da azimli bir şekilde sürdürmemize neden olacaktır. Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder, o mahkemede bir an bile boyun eğmemişler, fikirlerinden vazgeçmemişler, görüşlerini açıklamaktan imtina etmemişlerdir. Her ikisinin de onurlu ve kararlı duruşlarını ceza vererek değiştirebileceklerini düşünenler çok yanılıyorlar. HDP'yi tasfiye etme uygulamaları karşısında hiçbir üyemiz, parti yöneticimiz ve milletvekilimiz boyun eğmemiş, onurlu ve dik duruşlarını bozmamıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. İmralı'daki çözüm ve müzakere sürecini savunmaktan, barış umudunu büyütmekten tek bir geri adım atmayacağız. Bugün Demirtaş ve Önder'in cezalandırılan barış iradeleri
aynı zamanda bizim irademiz ve tutumumuzdur. Bunu en kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye halklarını bu iradeye, demokratik siyasete, barış ve demokrasi mücadelesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya çağırıyoruz. Türkiye eninde sonunda demokrasiye kavuşacaktır. Bizler mutlaka kazanacağız. Evet, partimizin alınan bu kararla ilgili açıklaması budur. Sizlerin soruları varsa onlara cevap verelim. Efendim, kararlar mühendisliğinde bir de mahkeme kararında indirme gidilmediğini okuduk. Neden indirme gidilmedi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu herhangi bir indirme yapılmadı. Evet, mahkeme kararı elimize geldi. Onu okuduk. İndirime gidilmemesinin iki nedeni görülüyor. Bunlardan bir tanesi yargılananlar hakkında hem Sayın Demirtaş hem Sırrı Süreyya Önder hakkında etkili kişiler oldukları, etki güçleri yüksek olduğu için suçun işlenmesi sebebiyle toplumda oluşacak tehlikenin boyutu ve ağırlığı dikkate alınarak indirime gidilmemiştir deniyor. Yani onlar barış konuşması yaptıkları için Nevroz mitinginde bu toplum için bir tehlike oluşturacak bir konuşma olarak değerlendirilmiş ve etkili kişiler olmaları nedeniyle. İkinci neden de mahkemedeki tutumları nedeniyle, yani mahkemede fikirlerinden vazgeçmemiş olmaları, barış ve demokrasi mücadelesinde kararlı olduklarını açıklamış olmalarından dolayı heyet Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Önder'in kendilerine biat etmemesinden dolayı indirime gitmediğini belirtmiş oluyor. Açıklamada da değindiğimiz gibi hiçbir yargılanan arkadaşımız görüşlerinden, fikirlerinden ve politikalarımızdan vazgeçmemiştir bugüne kadar. Bundan sonra da böyle olacaktır. Asla bu tür baskılar karşısında, ceza tehditleri karşısında boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Demirtaş'ın sosyal medya takip edilmesi suç olarak değerlendirildi bir iddianamede. Bu cezayla birlikte bunu yaygınlaştırma eğilimi söz konusu olabilir mi? Yani zaten bu şekilde bir iddianame yazılmış olması bile Türkiye yargısı açısından gerçekten utancın son noktasıdır artık. Yani insanlar sosyal medyada kimi nasıl istiyorlarsa takip ederler, görüşlerini ve fikirlerini açıklayabilirler. Bugün Avrupa Birliği ile Avrupa devletleriyle yeniden olumlu ilişkiler kurmaya çalışan bir iktidarın yargısının sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ı veya bizim diğer arkadaşlarımızı takip etmekten dolayı yargılama yapmaya kalkışması gerçekten bir kez daha vurgulayalım ki utanç verici bir durumdur. Bundan sonra bu tür şeyleri yapmaya kalkışabilirler ama sivil itaatsizlik diye bir şey var. Biz şundan eminiz ki bizim her bir üyemiz, bize her oy vermiş bir kişi, Türkiye'deki demokrat ve vicdan sahibi her bir kişi bu tür iddialar karşısında, bu tür baskılar karşısında asla boyun eğmeyecektir. Ve gerek sosyal medyada onları takip etmeye devam edecektir, gerekse de onların fikirleri, görüşleri doğrultusunda Türkiye'de barış ve demokrasi mücadelesinin, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin büyümesi için ellerinden geleni yapacaklardır.